أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز müminler, muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim, bu mübarek cuma gününde İstanbul fethinin 540. sene-i devriyesinin yad edilmesi, zikredilmesi, anılması, hatırlanması hususunda bir program hazırlamaya çalıştık. Ancak biraz evvel de temas edildiği gibi zaman ayarlamasında isabet edemedik. Zira bir bayram aralığı, bir kurban bayramı hazırlığı, İstanbul'dan Anadolu'ya göç devam etti, ediyor. Bir de ayrıca galiba erkene aldık programı. Çünkü henüz işçiler, esnaf, tüccar vesaire insanlar evlerine bile ulaşamadılar ki camiye gelsinler. Ama her şey nasip ile, kısmet iledir. Nasibi olanlar geldi. Gelenlerden Rabbi Rahim Zülcelal razı olsun. Bunu da bir fırsat, bir nimet bilerek fetih gecemizi inşallah mümkün mertebe yad etmeye, kutlamaya ve bu konuda söylenmesi gereken meseleleri söylemeye inşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine ve cennetine nail eylesin inşallah. Evet, fazla meseleleri dağıtmadan öz olarak, hulasa olarak benim konum fetih üzerinde, fethin manası, fetih ne demek, nasıl olur, niçin olur, ne manada, ne gayede fetih hadisesi cereyan eder, fetihten ne anlamalıyız? Fetih dediğimiz zaman zihnimizde canlanan mana ne? Bir hayli geniş bir konu. Hayli ayat-ı ilahiye var, ehadis-i şerife var. Bütün bunları eğer arzu ettiğimiz gibi bir cemaat, bir cemiyet, bir zaman, bir zemin içinde olsaydık, ben 3 saatlik bir program hazırlamıştım. 3 saat devam eden konuları genişliğine, tafsilatıyla, tefsiratıyla izah etmeye hazırlanmıştım ama dediğim gibi zaman, zemin, mevsim, vakit vesairenin değişik olması sebebiyle kısa tutacağız. Daha diğer değerli hocam Naim Karaman hocam da tabii devrede. Sonra Profesör Babuna hocamız, değerli misafirimiz de burada. Akşemseddin Hazretleri'nin şahsiyeti hakkında size güzel bir araştırma sunacak. Bu çeşitlilik içinde gecemizi değerlendirelim inşallah. Efendiler, hulasa öz olarak fetih dediğimiz zaman mübarek Arapça bir kelime. Fetha. 3 tane harf var. F harfi, T harfi, bir de ha dediğimiz mübarek 3 harften ibaret fetih kelimesi. Türkçesi açmak demek. Açmak, kapalı bir şeyi açmak, fetih.
bu kapalı olan şeyi açan insana Fatih deniyor. Fatih. Çekeceksin F harfini. Evet. Kapalı bir kapıyı açan anahtara da Araplar miftah diyor. Miftah. Anahtar demek. Miftah. Çok zahmetli, sıkıntılı kapıları kolaylıkla açan, çok açan, yoğun şekilde, lütfuyla, bereketiyle insanlara, canlılara, müminlere hayır kapılarını, lütuf kapılarını, rızık kapılarını çok çok açtığı için Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi de nedir? Mutlaka duymuşsunuzdur. Fettah. El-Fettahu. Allah'ın esmasından bir tanesi. Onun için ne derler? Abdülfettah. Hani insanlara, Müslümanlara isim verilirken Abdülfettah ismine de rastlarsınız. Yapılan fetih hallerine ve hareketlerine de fütuhat deniyor. Ve bu kelimeden kaynaklanan hayli kelime lisanımıza, Türkçemize, kültürümüze girmiş. Fetih, Fatih, Miftah, Fettah, Fatiha. Bakın sureyi, Fatiha'yı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i açar açmaz Kur'an'ın açılışını yaptığı için o hemen baştaki çerçeve halindeki sure-i celileye ne isim verilmiş? Sure-i Fatiha. Yani Kur'an'ı açan sure. Açıyorsunuz karşınıza 7 ayet-i kerimeden oluşan sure-i Fatiha çıkıyor. Fatiha demek Kur'an'ı açan. Açtı, önünüze çıktı. Fatiha. Böyle kelime manasını kısaca arz ettikten sonra asıl neyin açılışı murad ediliyor? Fetih deyince bir Müslümanın anlaması lazım gelen şey nedir? Fethedilen memleket ne demek? Belde-i meftuha, fethedilmiş memleketler deyince ne anlama geliyor? Ne manaya geliyor? Neyi kastediyoruz? Bunları da kısaca arz edeyim, uzatmayayım. Efendiler, yeryüzünde ilk insan Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman biliyorsunuz, Allah-u Teala o ilk insandan insanlar dediğimiz zürriyetleri, beşeriyetleri o kökten, o asıldan halk ederek çoğalmalarını takdir etti. Ya eyyühennas ayet-i ilahide kısaca temas ediyor. Ey bütün insanlık camiası, ey bütün insanlar. İnna halaknaküm min zekeri ve insa. Sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Cenab-ı Hak beyan ediyor. Sizi bir erkekle bir kadından. Erkek dediği Adem aleyhisselam, kadın dediği de kimdir? Havva validemiz radıyallahu anha. Arkasından da ve cealnâküm şuûbe ve kabâile. Sizi onlardan sonra da kabileler, şubeler, milletler, kavimler halinde genişlettik, çoğalttık, yaydık etrafa. Onlar bildiğimiz şeyler. Demek ki Adem aleyhisselamı yarattı, arkasından Havva validemizi yarattı. Bu ikisinin izdivacından zürriyetler peydahladı. Onların da çoğalmasıyla kabileler, aşiretler meydana geldi. Arkasından milletler vesair çoğunluklar meydana geldi. Toplumlar, milletler oluştu. Ama hepsinin başında gördüğünüz gibi Adem var. İlk yaratılan insan. Hemen arkasından da Hazreti Adem ilk insan olmak haysiyetiyle hemen de ne oldu? İlk peygamber oldu. Ne anlıyoruz buradan? Allah-u Teala insanı yarattı. O insanı da hemen arkasından çoğalan insanlara, yayılan insanlara yön göstersin, yol göstersin, kılavuzluk etsin. Allah'ın istediği nizama, düzene göre hareket etsin diye
insanlara kılavuzluk etsin diye hemen insanın peşinden bir insanı, yine aynı insanı peygamber olarak tayin etti. Demek ki peygamberlikle insanlık beraber başlamış. Öyle değil mi? Peygamberlik ile insanlık beraber açılmış, beraber başlamış ve insanlık tarihi adeta peygamberler tarihiyle devam etmiş. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ile peygamberlik mühürlenmiş, bitmiş. Bunlar bildiğimiz şeyler. Şimdi buradan asıl fetih dediğimiz hadisenin manasına geçeceğiz. Onun için bir giriş yapmak için bunları söyledim. Peygamberler insan topluluklarına, insan cemiyetlerine zaman zaman gelmişler. Türlü zamanlarda, türlü zeminlerde Allah-u Teala'nın dilediği mühletler, müddetler içerisinde gelmişler. Elimizdeki bazı kaynaklara göre 124 bin peygamber gelmiş. Kur'an'da sadece 28 tanesinin ismi verilmiş, isimleri beyan edilmiş, zikredilmiş. Ama peygamber, nerede bir insan topluluğu varsa oraya bir peygamber gelmiş. Bazen aynı asırda 3-5 peygamber birden gelmiş. Bazen bir köye bir peygamber, öbür köye bir peygamber, öbür köye böyle muhtelif peygamberler gelmiş. Değişik şekilde, değişik topluluklara sınırları belli, mevzuları belli, çok çeşitli peygamberler gelmiş. Bazı peygamberler çok uzun kalmış, bazıları çok kısa kalmış. Zaman zaman bunları anlattığımız oluyor. Hatırlayalım diye bazen tekrar ediyoruz. Hazreti Nuh aleyhisselam en uzun kalan peygamberlerden birisi. Kur'an-ı Kerim'in tabi haberiyle haberimiz oluyor. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا diyor Kur'an. Nuh aleyhisselam gönderildiği kavmin, milletin içerisinde 50 eksik bin sene kaldı diyor. 50 eksik bin sene. Yani 950 sene. 950 sene peygamber olarak kalmış. Ayetle sabit. Aksini iddia etmek mümkün değil. Allah'ın haberi çünkü. 950 yıl mücadele etmiş. Ne için, ne maksatla, bunları arz edeceğim biraz sonra. Fakat ne tuhaf, ne acayip ki 950 senelik peygamberlik mühleti, müddeti içerisinde kendisine inananların sayısı 16 kişiyi geçmemiş. Korkunç bir kısırlık, acayip bir zaman içerisinde. Nuh demişler, peygamber dememişler hani, çok yaygın bir ifadeyle. İnanmamışlar, kabul etmemişler, oğlu bile kabul etmemiş, karısı dahi kabul etmemiş, yakınları dahi kabul etmemiş. Bütün bu peygamberlerin gayesi neydi, davası neydi? Bunu çok kısa arz edeyim, ondan sonra fethin esas manasına intikal edeyim inşallah. Efendiler, bu konuda çok güzel, meseleyi çok açık anlatan ve canlandıran bir ayet-i kerime var. Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesi konusunda geçiyor ayet-i kerime. Keşke aklınızda kalsa. Konuyu çok güzel açıklıyor. El-Mü'minun, El-Mü'min suresinin 26. ayetidir. El-Mü'min suresinin 26. Hazreti Musa tabi o da büyük bir peygamber, çok mücadeleci peygamber, çok çileli bir peygamber Hazreti Musa. Öyle zalim, öyle kahir, öyle kafir bir idareye, bir sülaleye, bir bölgeye peygamber olarak gönderiliyor ki o bölgenin hükümdarı, kralı Firavunlar dediğimiz bir sülale. Firavunlar bir tane değil, yüzlerce peş peşe gelmiş firavunlar var. Bildiğimiz kadarıyla 3000 yıl devam etmiş bunların idaresi. 3000 sene.
babadan oğula, babadan oğula krallık 3000 yıl devam etmiş. En kötüsünün zamanında, firavunların en şiddetlisinin, en kafirinin, en kahirinin, en belalısının zamanında da Hazreti Musa gönderilmiş. En kötüsü firavunların. Hatta akla hayale gelmeyecek zulümlerin, musibetlerin, her türlü felaketlerin işleyicisi, faili olan bir firavunun döneminde gelmiş ve davasını, gayesini ortaya koymuş. Hazreti Musa gelmesin diye, hani firavuna diyorlar ki bir erkek çocuk dünyaya gelecek. Bu erkek çocuk senin sonun olacak. Tahtını, tacını elinden alacak. Senin iktidarına son verecek. Senin hükümetine son verecek. Senin hükümdarlığına son verecek diyorlar da kimmiş diyor böyle bir çocuk meydana gelecek de benim hükümetime son verecek. Hemen tedbir alıyor. Bir tahmin, bir genelge çıkarıyor. Doğan erkek çocukların kendisine teslimini emrediyor. Kim erkek çocuk doğurduysa getirip hükümete teslim ediyor. Firavun da emrediyor bunu aynen koyun gibi gırtlağından kesiyor. Kur'an-ı Kerim bunu çok ayetlerle biliyorsunuz. Yüzebbihune ebnâehum ve yestahyûne nisâehum diyor. O çocuk, oğlan çocuklarını koyun gibi boğazından kesiyordu. Kız çocuklarına dokunmuyordu. Ve yestahyûne. Onların hayatta kalmasına müsaade ediyordu kız çocuklarının. En muteber tefsirlerin izahına göre bahusus Elmalılı Hamdi merhumun tefsirindeki ifadeye göre Hazreti Musa gelinceye kadar 990 bin çocuk kesmiş. 990 bin tefsirden öyle geçiyor. Şu çileye bakın, şu belaya bakın, şu hale bakın. Netice tabii Cenab-ı Hak Firavun'un tedbirini bozmuş, yürümemiş. Hazreti Musa gelmiş, Firavun'un sarayında yetişmiş. Çocuk, kundakta bir çocuk Nil Nehri getiriyor. Firavun'un sarayının önünde, suyun üzerinde, sepette dönüp duruyor. Tatlı bir çocuk. Firavun'un karısı görüyor, aa ne kadar güzel çocuk. Bizim çocuğumuz da yok, bunu içeriye alalım, haydi alalım, alıyorlar. Beslenmesi lazım, süt annesi tutalım diyorlar. Bir sürü süt annesi çıkıp geliyor. Arayış neticesinde Hazreti Musa hiç kimsenin, hiçbir kadının memesini tutmuyor. Sütünü almıyor. Annesi de ben de süt anneliği olarak geleyim diye o da müracaat etmiş. Annesi gelince onun memesine yapışıyor. Annesinin memesiyle Firavun'un evinde, köşkünde, sarayında yetişiyor. Uzatmayın, bunlar uzun meseleler. Sonunda mücadele başlıyor. Tevhid mücadelesi başlıyor. Tevhid. Yani Allah'ın nizamı, Allah'ın nizamı, tevhid nizamı ortaya konuyor. Firavun ile Musa arasında mücadele başlıyor. İşte fetih buradan başlayacak şimdi. Bir nizam, bir dava, bir gaye olmadan fetih olur mu? Gaye, dava, mesele, nizam, bir hüküm, bir hikmet olmadan fetih arayamazsınız. Bir şeyin fetih olması için evvela o şeyin içinde bir dava olması lazım. Bir gaye olması lazım. İşte buradan başlıyor. Tevhid mücadelesi başlıyor. Firavun, hel min ilahin gayri, benden başka Allah var mı diyor. Aynen ayetten sabit. Hel min ilahin gayri, ulan benden başka Allah olur mu diyor Musa'ya. O da olur diyor. Rabbü semavati vel ard, göklerin ve yerin Allah'ı o. Ene rabbükümül e'la, esas en büyük Allah benim diyor. Firavun ayetle sabit. Musa karşı çıkıyor mücadele. İşte fetih böyle başlar zaten. Fetih bir davanın çözümüdür. Batıl bir zeminde hak davanın açılmasıdır. Hakkın açılması. Dava üzerinde cereyan eden hadisedir fetih. Davası olmayan adam fatih olamaz. Gayesi olmayan insan fatih olamaz. Fetih yapamaz. İşte esas fatihler peygamberlerdir. Asıl davayı ve gayeyi yeryüzüne getiren peygamberlerdir. Hangi gayeyi, hangi davayı? Şimdi bu sure-i celilenin, Mü'min suresinin 26. ayetini kısaca arz edeyim.
oradan konuyu kapatıp diğer meseleye geçeyim. Fetih konusu, tevhid gayesinin, tevhid davasının hakimiyeti konusuyla çok alakalı bir konudur. Zaten başka bir şey olamaz. Bakınız, mücadele iyice kızışıyor. Hazreti Musa ile Firavun arasında, Firavun diyor ki, وَكَالَ فِرْعَوْنُ ayet. Firavun nihayet şöyle demek zorunda kaldı. Ne diyor? Zeruni aktül Musa. Ey ahali, ey millet, beni bırakın, şu Musa'yı öldüreyim. Aktül, katele, yaktülü. Öldüreyim şu Musa'yı. Kafirlerin, zalimlerin en çok başvurdukları çare nedir? Ölümdür. Öldürmek. Öldürmek. Adamların alıştığı o, adamların işi o, gücü o, her şeyde hemen öldürmek akıllarına geliyor. Katletmek, öldürmek. Firavun da fikren başa çıkamamış, ilmen başa çıkamamış, hiçbir konuda başa çıkamamış, bırakın beni diyor, zeruni aktül Musa, şu Musa'yı öldüreyim. Öldüreyim de bu işi bitireyim diyor. Vel yed'u rabbahu, gitsin diyor, Rabbine dua etsin, ne yapacaksa yapsın, ama ben Musa'yı öldüreyim. Niçin? Bakın, işte şimdi esas gaye meydana geliyor. Firavun diyor ki, ayet bize haber veriyor bunları. İnni ehafu en yübeddile dineküm ev en yuzhira fil ardil fesad. Sadakallahul azim. Firavun diyor ki, inni demek ben, muhakkak ki ben ehafu, korkuyorum. Bakın Firavun korkuyor. Allah Firavun'un kalbine korkuyu düşürmüş mü, düşürmemiş mi? İşte fetih başlıyor. Fetih başlamadan evvel bir korku düşer. Öldürmeler başlar, asmalar, kesmeler, tedbirler, telaşlar, panikler, şoklar başlar. Felaketler başlar. Askerler, jandarmalar, silahlı kuvvetler, mahkemeler devreye girer. Her devir böyle olmuştur. Bu bir panik alametidir, korku alametidir. İslam'ın fethinin yaklaştığı alametlerdir. Tarihte de böyle ayetlerdir. Bunu ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ehafu, korkuyorum diyor. Kimden korkuyor? Vallahi Hazreti Musa'dan korkuyor. Niye? Ne yapacakmış Musa? Bak onu söylüyor. Fetih. Fetih deyince bunu anlamamız lazım. İnni ehafu, korkuyorum ki en yübeddile. Bakın beddele, yübeddilü, tebdil. Tebdil ne demek? Değiştirmek. Değiştirecek. Değiştirmesinden korkuyorum. Dineküm, sizin mevcut düzeninizi, şu anda diyor idare edildiğiniz sistemi, hükümet sisteminizi, devlet düzeninizi, siyasi rejiminizi, siyasi iktidarınızı değiştirmesinden korkuyorum Musa'nın diyor. Demek ki Musa'nın gayesi neymiş? O ülkedeki nizamı, düzeni, iktidarı değiştirip yerine kimin nizamını koymak? Allah'ın nizamını koymak. Fetih budur. Vallahi fethin tohumu burada. Fethin gayesi burada. Fethin manası buradadır. Bütün peygamberlerin, şehitlerin, salihlerin, alimlerin, velilerin davası, gayesi, gayreti bu noktada temerküz ediyor. Yani bütün peygamberler mücadelesini, cihadını, gayretini, savaşını bir noktada toplamışlar. En yübeddile dineküm. Din diyor, bakın Firavun diyor ki sizin dininizi değiştirmek istiyor. Korkuyorum ki sizin dininizi, buradaki din kelimesi siyasi düzen demek. Siyasi nizam, siyasi idarenizi ve iktidarınızı değiştirmek istiyor. Hah, peygamberlerin gayesi anlaşıldı. Bakın Firavun, hain oğlu hain, ne güzel anlamış peygamberin gayesini. Peygamberin maksadını. İnni ehafu, eyvah, endişe ederim, korkarım ki en yübeddile Musa değiştirecek dineküm, sizin düzeninizi. Sizin mevcut düzeninizi, siyasi sisteminizi, icra düzeninizi, hükümet düzeninizi değiştirecek, bu mevcut düzeni kaldırıp Allah'ın nizamını onun yerine koyacak. İşte en büyük fetih budur.
Bunu yapan insana da Fatih denir. Başka bir gayesi yok. Bakın şimdi buradan hemen en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya geçiyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bakınız Bedir Harbi. Peygamber de aynı mücadeleyi yaptı. Peygamber aleyhissalatü vesselama ilk karşı koyan insan biliyorsunuz Ebu Cehil oldu. Ebu Cehil'in kimliği neydi? Mekke site devletinin başkanıydı. Evvela devlet başkanı karşı koyuyor. Niye? Çünkü devlet düzenini değiştirmeye gelmiş Hazreti Muhammed Mustafa. Gayesi bu. Bak hiçbir gayesi yok. Tevhid nizamını koyacak, şirk nizamını kaldıracak. Bütün peygamberler, bütün fatihler bu maksat için vardır. Başka bir gaye yoktur. Bunun için Bedir Savaşı yapılmıştır. Koskoca bir savaş. Bedir Muharebesi. Şimdi bakınız Allah aşkına Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bizzat harbin içinde. Arapça metinden arz ediyorum. Kısaca uzatmayacağım. Kâle Ömer ibnül Hattab radıyallahu anh. Hattab oğlu Ömer harbin içinde şunu anlatıyor. Nazaran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ilel müşrikine vehüm elfün ve ashabuhu selâsü mi'e ve bid'ate aşere racülen. Bak peygamber aleyhisselam diyor Bedir harbinin içinde şöyle mübarek gözlerini dikti, müşriklere baktı. Mekkeli müşriklere baktı. Vehüm onlar elfün, bin kişiydiler. Bin küsur kişi. Mekkeli müşrikler, askerler, savaşçılar Bedir sahasına gelmişler. Ve ashabuhu, peygamberin ashabı, sahabe-i kiram arkadaşları, selâsü mi'etin ve bid'ate aşere. 314 kişiydi. Müşrikler 1000 kişi, müminler peygamberimizle beraber kaç kişiymiş? 314 kişi. Ne kadar az görüyorsunuz. Sayıca, kuvvetçe, dış görünüş bakımından çok az. Festekbele nebiyyullahi, bakın, peygamberin tavrına bakın. Festekbele nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem el kıblete. Allah'ın Resulü diyor, anlatan Hazreti Ömer. Allah'ın Resulü diyor, kıbleye yöneldi. İstikbali kıble diyor da namazda, istikbali kıble. Kıbleye yöneldi. Ve medde yedeyhi, ellerini şöyle uzattı. Uzattı ellerini diyor, ön tarafa doğru. Ve ceale yehtifi bi rabbihi. Hüngür hüngür ağlayarak Rabbine dua etmeye başladı. Bedir harbi içinde. Allahümme encizli ma vaatteni. Ya Rabbi bana verdiğin sözü yerine getir dedi. Savaş çok şiddetli. Allahümme in tehlik hazihil usabetu min ehlil islam la tu'bed fil ard. Eğer şu 314 kişilik müminler, şu küçük mümin cemaat, Müslüman cemaat helak olursa, kırılır giderse, yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak. La tu'bed fil ard. Yeryüzünde sana ibadet eden kalmayacak. Demek fethin ve bütün savaşların gayesi neymiş? Yeryüzünde Allah'a ibadet edilmesi ve Allah'ın hükmünün hakim olması. Bakın burada da midat. Ne diyor? Allahümme in tehlik. Eğer helak olursa. Heleke yehlikü. Helak olmaz. Hezihil isabe. Şu küçük cemaat. Min ehlil İslam. Müslümanlardan meydana gelen şu küçük cemaat. 314 kişi. Helak olursa. La tu'bed. Seni kimse Allah diye tanımayacak diyor. Sana kimse ibadet etmeyecek. Senin nizamına, ahkamına, kitabına, Kur'an'ına kimse dönüp bakmayacak. Öyleyse şu cemaate kuvvet ver, kudret ver, nusret ver, zafer ver diyor. Fema zâle yehtifü bi rabbihi madden yedeyhi. Öyle hüngür hüngür ağlayarak, ellerini kollarını uzatarak o kadar dua etmeye devam etti ki hatta sekata ridâuhu an menkibeyhi. O sırtına giydiği rida namındaki hırkası omuzlarından aşağıya düştü. Koltuğunun altı görünmeye başladı diyor. Öyle kendinden geçmiş peygamber. Fe'etâhu Ebu Bekrin fe'akaze ridâehu fe'elkâhu alâ menkibeyhi. Ebu Bekir Sıddık geldi. O düşen diyor hırkasını tekrar
giydirdi. Git sümme sümmeltezemehu min verayhi fekale, arkasından geldi, yanına sokuldu. Ya Nebiyallah, ey Allah'ın muhterem nebisi, kefâke münâşedetüke rabbeke, senin böyle ağlıya ağlıya, inniye inniye Rabbına yalvarman kafidir. İnnehu seyin cüzüleke ma vaadeke, Allah sana verdiği sözü yerine getirecek, merak etme dedi diyor Sıddık-ı Azam. Fe enzelallahu teala, Allahu Teala inzal etti, gönderdi, enzele. Gökten yere indirdi. Neyi indirdi? Şu ayet-i kerimeyi diyor. İz testagîsûne rabbeküm. Hani siz Allah'tan yardım istiyordunuz da, festecâbe leküm enni mümiddüküm bi elfin minel melâiketi mürdifîn. Beyaz elbiselere bürünmüş, peş peşe katar katar gelen, gökyüzünden yeryüzüne gelen atlı bin tane melek göndererek imdadınıza yetişti Cenab-ı Hak diyor. Melek gönderiyor. İnni mümiddüküm, imdadınıza yetişiyorum. Bir elfin, elf bin demek. Bir elfin minel melaiketi, bin tane melek. Mürdifin peş peşe geliyor. Akın akın, bölük bölük gelen meleklerle derhal imdadınıza koştu. Ve biliyorsunuz Bedir Harbi hiç umulmadık bir anda Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Ebu Cehil denen Mekke devletinin başkanı, Bedir'deki müşrik ordunun ordusunun başkomutanı Ebu Cehil resmen katledildi, öldürüldü ve orada hayatına son verildi. Ve bu Bedir Harbi ile yeryüzünde Allah'ın nizamına, Allah'ın dinine, Allah'ın ahkamına olan büyük mücadelede büyük umutlar meydana geldi, kuvvetler meydana geldi ve ehli İslam davayı dini hakkın hakikatine bir kere daha iman ettiler. Demek ki efendiler, bu işin içinde fetih dediğimiz zaman Allah'ın nizamının, Allah'ın düzeninin, Allah'ın kitabının bir bölgeye, bir beldeye, bir ülkeye, bir coğrafyaya hakim olmasına ne diyoruz biz? Fetih diyoruz. Fetih. Bir ülkeye, bir bölgeye, bir beldeye, bir memlekete Allah'ın nizamı hakim olsun diye oraya yapılan sefere, oraya yapılan mücadeleye, oraya sevk edilen askerlere ve neticede elde edilen zafere ve oranın İslami hayata ve nizama geçişine ne isim veriliyormuş? Fetih. Fetih deniyor. Bu işi yapanlara da Fatih deniyor. Hemen toparlıyorum. Efendiler, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa bütün bu mücadelerle arz-ı Hicaz'a, Hicaz toprağına, Hicaz alemine İslam'ı daha vefat etmeden evvel İslam'ı Hicaz bölgesine tamamen hakim kıldı. O bölgede iş tamamlandı. Arkasından yine askerler ve Allah'ın dinini hakim kılmak maksadıyla türlü seferler devam etti, takip etti. Ve hatta biliyorsunuz Sahih-i Buhari'de Efendimiz'den nakledilen hadisler var. Ta o zaman Allah Resulü'nün hali hayatında Kıbrıs'a ehli İslam'ın çıkacağını, Kıbrıs'ı fethedeceklerini ifade ederken, beyan ederken Ümmü Haram validemiz, Allah Resulü'nün süt halası Ümmü Haram, yaşlı bir kadıncağız, ey Allah'ın Resulü, oraya çıkacak olan askerlerin arasında ben de bulunacak mıyım diyor. Ben de onların arasında olacak mıyım? Dua et de ben de onların arasında olayım. Allah Resulü buyuruyor, sen de onların arasında olacaksın. Kıbrıs'a vaki olan çıkartmada hakikaten Ümmü Haram validemiz de bulunuyor. Kıbrıs ki Venedik milletinin en yüksek düzeyde, en yüksek noktada denizci bir milletin elinde bulunan Kıbrıs'ı
denizden, gemiden hiç anlamayan çöl milleti dedikleri Arapların gelip Kıbrıs'ı fethetmesi ve Kıbrıs'a çıkmasıyla neticeleniyor. Kıbrıs'a çıkan Müslüman askerlerin yanında 90 yaşındaki Ümmü Haram validemiz de var. Yaşlı bir kadın diye onu bir ata bindiriyorlar. Takdiri ilahi at birdenbire şaha kalkıyor ve Ümmü Haram validemizi boynundan aşağı atarak şehit ediyor. Ölüyor, vefat ediyor orada. Ve Larnaka dediğimiz şimdi Rumların elinde kalan bölgede oraya bir kabir kazıyorlar, defnediyorlar, üzerini yapıyorlar. Ve hala o kabir orada. Fakat ne yazık ki Rumlar bu muhterem Ümmü Haram validemizin mübarek kabrini ve mezarını, türbesini şu anda umumi hela olarak yapmışlar. Umumi hela haline getirmişler. Onlarda kaldı malum, Rum tarafında kaldı. Bakın yani Allah Resulü'nün vefatından 16 sene sonra Kıbrıs fethediliyor. Şu fetih ruhu nasıl verilmiş görüyor musunuz? Allah Resulü'nün vefatından 56 sene sonra İstanbul'a bir sevk başlıyor. Ve hepinizin bildiği gibi Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari 90 küsur yaşında İstanbul'a geliyor. Bunları uzatmaya gerek yok. Fetih ruhu aldı mı insanlar durmaz. 90 yaşında İstanbul'a gelmeye hazırlanırken ordunun içinde ben de gideceğim, ben de sefere, ben de cihada katılacağım dediği zaman torunlarına varıncaya kadar diyorlar ki baba, dede, sen bu yaşta Konstantiniyye'ye nereden gideceksin? Hem ne lüzum var, sen Bedir Harbi'nde bulundun, Uhud Harbi'nde bulundun, peygamberin yanında çok bulundun, ne lüzum var, sen otur biz gidelim derken ne diyor? Hayır, niçin Allah yolunda şehit olmaktan beni geri koyuyorsunuz diyor. O yaşta. Fetih ruhu, fatih ruhu bir kere yüreklere girdiğini kimse durduramaz onu. Ta o zaman Allah'ın Resulü buyurmuşlar. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّةِ وَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. Mutlaka Konstantin şehri, yani İstanbul mutlaka fethedilecektir. Lam-ı tahkik ile, nun-u tahkik ile peygamber. Letüftehanne. Mutlaka ve mutlaka. Fethedilecektir. Orayı fetheden kumandan, komutan ne muhteşem, ne mübarek komutan. Orayı fetheden asker ne mübarek asker diyor. Ve neticede Fatih Sultan Muhammed Han'a nasip oluyor. Ve onun hocası Akşemseddin Kaddesallahu sırrahul azize nasip oluyor. İşte bu akşam toplanmamıza vesile olan fetihin esas manasına intikal ediyor. Efendiler, bunu da arz ettikten sonra zamanımıza kısa bir atıf yapayım. Ve yanınızda kalem ile kağıt varsa kısa da bir not yazdırayım. Bir hadisi şerifin metnini ve bulunduğu yeri yazdırayım. Bir senedir ki Amerika'da korkunç bir panik var İslam'a karşı. Amerikan senatosu, Amerikan kamuoyu, Amerikan medyası, Amerikan televizyonları ve yayınları durmadan İslam'a karşı tedbir alınsın deyip duruyorlar. Bilhassa bir senedir çok yoğunlaştı. Niçin, niçin? Niye Amerika bu kadar tedirgin İslam'dan? Niye Bosna Hersek'te Müslümanların katledilmesine ses çıkarmıyorlar, aman susun, öldürsünler diyorlar. Niye Birleşmiş Milletler'den ses yok, tedbir yok, çare yok? Araştırdık. Amerika'ya gidip gelen arkadaşlarımız oldu. Tebliğ cemaatinden çok gidip gelenler oldu. Daha diğer arkadaşlar sorduk. Amerika'da bir panik başlamış. Hani Dünya Ticaret Merkezi'ne bir bomba atıldı da bunu Müslümanların üzerine attılar biliyorsunuz. Ömer Tilmesani'nin üzerine attılar. Mısırlı, büyük İslam alemi, iki gözden ama. Ve dolayısıyla Müslümanları öldürmek için bir mazeret uydurmaya kalkıştılar. Bakın Mısır'da kıyamet kopuyor. Bu akşam haberleri dinlemişsinizdir. 9 tane şeriat nizamını isteyen 9 tane muvahhid müteşerri 9 Mısırlıyı idama mahkum ettiler bu akşam. 4000 kişi tutuklu Mısır'da şu anda. Cezayir'de 3000 Müslüman tutuklu. Filistin'de hakeza ne kadar İslam davasına gönül vermiş doktor, mühendis, profesör varsa hepsini kış günü
Filistin'den çıkarıp sokağa attılar mı, atmadılar mı? Hepsini gördünüz. Niye Amerika bu kadar tedirgin? Vallahi sebebini bulduk. Gidip giren arkadaşlarımız diyor ki, Amerika'daki misyonerler, şarkiyatçı dediğimiz, oryantalist dediğimiz, doğunun dinlerini yani Hristiyanlığı, Yahudiliği ve İslamiyeti çok iyi inceleyen, kaynaklarını, kitaplarını inceleyen oryantalist diyorlar, şarkiyatçı, doğu bilimlerini, doğudaki dinleri araştıran kişiler bizzat Amerikan senatosuna bir rapor vermişler. Rapor. Ve bir hadis-i şerifi aynen İngilizce tercüme edip yazdırmışlar rapora. Hadis şurada geçiyor, arz ediyorum. Sahih-i Müslim, not alan olursa alsın, Sahih-i Müslim, Ahmet Davudoğlu, hoca merhumun tercüme ettiği Sahih-i Müslim'in 8. cildinin 676. sayfasında geçen bir hadis. Bu hadis Amerikan senatosuna intikal etmiş. Şimdi anlatacağım şimdi. 676. sayfa. 8. cilt. Arapça Sahih-i Müslim'i olanlar da Kitab-ül İmare Bab 1 Hadis 10. Kitab-ül İmare Sahih-i Müslim'i Arapça kitabı olanları diyorum. 1. Bab 10. Hadis. Aynen Amerikan senatosu intikal et. Hadis uzun bir hadis. Efendimiz aynen şu metinlerle şöyle ifade ediyor. Usaybetün minel Müslimin. Bakın demin Bedir Harbi ile alakalı Arapça metni okurken el-isabetü kelimesi. Küçük bir cemaat demek. İsabe. Burada daha da küçültü Usaybe. Küçücük bir. Hem de nekreyle Usaybetün nekreyle gelmiş ki mahiyeti belli değil. Kimse teşhis edemeyecek. Hiçbir Amerikan ajanı tespit ve teşhis edemeyecek. Usaybetün minel Müslimin yestetihunel beytel ebyad beytel kisra diyor hadiste. Kıyamete yakın mahiyetleri ve miktarları önceden tespit edilemeyecek olan küçücük bir İslam cemaati yestetihunel beytel ebyad beyaz sarayı çok kolaylıkla ele geçirecekler diyor. Bu beyaz saray nedir? Nerede? Hadis devam ediyor. Beytel kisra Hristiyanların başı olanın sarayı olacak diyor. Bu Hristiyan dünyanın başı Amerika. Beytel Ebyad dediği de beyaz saray. Aynen doların üzerinde beyaz sarayın resmi var. Altındaki yazıyı okuyun İngilizce. The White House yazıyor. White House demek beyaz ev. Arapça hadiste de El Beytel Ebyad diyor. Beyaz ev diyor. Bunu alır almaz, bunu görür görmez telaş, panik, bela başlıyor. Ve George Bush diyor ki eyvah vaktiyle Hazreti Muhammed Konstantiniyye İstanbul fethedilecek dedi, fethedildi. Öyleyse Amerika gidecek diyor, gidecek diyor. Telaş buradan başlamıştır. Açıkça ifade ediyorum. Vallahi Amerika telaş içinde, panik içinde şu anda. Bir taraftan mahiyeti meçhul olan hastalıklar kırıp getiriyor. Bir taraftan kokain, eroin, uyuşturucu maddeler 100 Amerikalının 70'ini kemiriyor böyle. Bir taraftan eşcinsellik almış başını gidiyor. Ve şu anda Cumhurbaşkanlığına seçilen Bill Clinton namındaki babası belli olmayan adamın seçilmesine en çok destek veren eşcinseller. Erkek erkeğe cinsi temas yapan soysuzlar, sapıklar, çarpıklar. Ve biliyorsun onlara askere alacağım size söz vermiş ve sözünü yerine getirmeye çalışıyor. Ve Bill Clinton'ın kurduğu hükümet kabinesinde 15 tane bakan var, 15'i de eşcinsel. Erkek erkeğe. Bakın ne hale gelmiştir. Telaş başladı. Şimdi yeryüzünde, Birleşmiş Milletler'de, her türlü toplantılarda, NATO'da, AET'de, Avrupa Topluluğu'nda, AGİT'te, şurada, burada, dünyanın gündeminde en çok konuşulan şu anda İslam mıdır değil midir? Vallahi İslam'dır. Dünyada, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da, Avustralya'da en çok konuşan haber merkezlerinin birinci haberi. Raporların başında, demeklerin başında, beyanların başında
Vallahi bir numarada İslam konuşuluyor. Demek ki İslam'ın şafağı sökmüştür. Bir davanın konuşulmaya başlaması, sancılanması, o davanın doğumunun yaklaştığını gösteriyor mu, göstermiyor mu? Vallahi gösteriyor. İnna fetahna leke fetham mübina sırrı kıyamete kadar devam edecek. İza ca nasrullahi vel fetih sırrı Mekke'nin fethiyle kalmayacak, kıyamete kadar devam edecek. Ve râiten nâse yedhulûne fî dînillâhi etbâca. Demek fethin sonucunda din açılıyor, İslam açılıyor, Allah'ın kulları İslam'a giriyorlar. Fetih başlamıştır. Allahu Teala 540 sene evvel İstanbul'a gelen ve İstanbul'u fetheden şehitlerimizi aziz eylesin inşallah.